Ay burası da neresi? Aa, ayol Betüş değil mi o? Gece yarısı bu saatte ne iş var böyle sokaklarda? Betüş? Betüş! Betüş ayol duymuyor musun beni? Ay benim arkadaşım uyur gezerdi, benim mi haberim yok yoksa? Baksana ayakta uyuyor sanki. Betüş! Bana mı sesleniyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İyi saatte olsunlar. Tabii sana sesleniyorum şekerim. Nereden geliyorsun bu saatte? Baksana Betüş, sen niye benimle böyle sizli bizi konuşuyorsun? Siz kimsiniz? Yok yok, bu gerçekten ayakta uyuyor. Benim ayol, aşk olsun tanımadın mı? Suzan, Suzan. Neyim oluyorsunuz? Yok yok. Gerçekten uyur gezer. Haline bak arkadaşım, vah oğlum vah. Betüş ablan gitmiş. Ama engin bilgilerime dayanarak şunu hatırlıyorum ki bu uyur gezerlerle uykusunda konuşanları gerçekler konusunda fazla ısrar etmemek gerekiyormuş. En iyisi ben susayım da sabah anlatırım, kikirdeşiriz. Hadi canım hadi, evine girsen evine. Bak dışarısı serin, kalma soğukta bu saatte. Evin burası mı? Evet evet orası. Aa bak çok da güzel bir evdir. Çal zili, Sadık Bey çocuklar falan açarlar sana kapıyı. Hadi canım hadi, iyi geceler. Teşekkürler. Çocuklar, Sadık, bu insanlar da kim? Ben gerçekten bu evde bu insanlarla mı yaşıyorum? Oh be, ya annem ya teyzem. Olamaz. Hala aynı görünüyorsun. Tuna'ya bir şey yapamadın mı? Yüzünü geri alamadın mı? Efendim? Anne. Anne. Bu kadın neden heykel gibi duruyor? Acaba sihirlerimle bu kadına yardım edebilir miyim? Ya işte böyle. Betüş Hanım. Ay ne diyordum ben? Bak unuttum gene. Hep o Suzan Hanım'ın ikram ettiği şarap yüzünden. Ne kadar eğlendik ama değil mi? Neyse ben geç kaldım eve. Hadi gidin. Hadi sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Karşılaştığım kadın gibi taş kesmiş. Acaba kim? Çözüp öğrenmeli miyim? Anne, ne zaman geldin? Hiç farkında değilim. Ne olur geç oldu, hadi yat deme. Şu ödevimi bitireyim, söz yatacağım. Anne mi? Tamam mı? Tamam. Sen nasıl istersen. Ha anne. İstersen çıkıp abime yatmasını söyleyebilirsin. Git elinden babamın cep telefonunu al. Çünkü eminim hala Tuğçe ile konuşuyor. Ve bu ay sizi acayip bir telefon faturası bekliyor. Abin mi? Evet. Kaç çocuğum var benim? Yani benden söylemesi. Abin. Tamam. Ben gidiyorum. Herhalde burada. Nereye?
Bana neler olduğunu anlatmayacak mısın? Abine bakmaya gidiyorum. Firuze abla nerede? Onu sen mi çözdün? Kim? Firuze abla var ya, daha demin şurada donuk olan. Nereye gitti? Ha, içimden bu kadın çözülsün dedim, çözüldü. Çözülünce de çok geç oldu, benim gitmem lazım dedi, gitti. Niye bu kadar rahatsın ki? Çok tuhaf davranıyorsun. Herhalde artık yüzünü de sesini de geri almaktan umudunu kestin ondan. Kim bilir Tuna sana ne yaptı? O peri değil, şeytan. Anneannemleri arayacağım. Eskisi gibi döndüğünü haber vereceğim. Belki onlar bir şey yapar. Burası da neresi? Kimse yok burada. Zaten o da değilmiş burası. Oğlum bu olsa gerek. Sonra ben diyorum ki beraber kayalara gideriz, onu alır geliriz. Sen de gelirsin değil mi Tuğçe? Tuğçe. Tuğçe. Aa, bu telefonu kim koydu buraya? Zaten oradaydı. Ödüm patlattın anne ya. Hem sen ne zaman geldin buraya? Ya lütfen cep telefonunu kullandığımı söyleme babama. Biliyorsun çok kızar. Ya Tuğçe'yi aramam gereken zaman da ev telefonunu kullanıyordu. O yüzden cep telefonunu kullanmak zorunda kaldım. Olur. Bu sırrını saklarım. Peki bir saniye daha kullanmama göz yumar mısın? Tamam. Efendim? Alo Tuğçe benim. Telefonda konuşuyorduk. Ne oldu? Sen benim yüzüme kapattın. Ayrıca o kaç saat önceydi kim bilir. Hem sen şu an saat kaç farkında mısın? Kaç? Neredeyse sabah olacak. Saçmalama. Saate bir bak. Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl olur? Ya uykum var Cem. Yarın okulda konuşalım tamam mı? Hadi öptüm. Sanki biri beni dondurdu. Aradan zaman aktı ve beni yine kendime getirdi. Hayır, aradan 4 saat geçmiş olamaz. Ya da ben gerçekten uyuyakaldım. İnan olanlardan ben de bir şey anlamıyorum. Hadi yat uyu. Her şeyi unutalım. Anne, telefonu babamın başucuna bırakabilir misin? Bir de lütfen bu kadar çok konuştuğumu söyleme. Şey, baban nerede olabilir? Tabii ki yatak odanızda. Sabah olmak üzere. Bu saatte başka nerede olacak? Hadi ben uyuyakaldım. Peki sana ne oldu anne? Bilmiyorum. Ha, ben anladım. Hani siz Suzan teyzeyle biraz şarap içtiniz ya, ondandır. Yatak odanın sağdan ilk kapı. Anne, telefon. Azıcık sarhoş oldu herhalde. Yoksa telefonu kullandım diye hayatta sır saklamaz. Seni seviyorum anne. Bu benim kocam mı yani? Ben bu adamla mı evliyim? Biraz önce gördüğüm 3 çocuk bizim çocuklarımız mı? Of, niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Hafızamda kendime ait hiçbir şey olmasa bile insan birisine dokunduğunda ona aşık olup olmadığını anlamaz mı? Ben bu adama karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Of, kimim ben ya? Kimim? Ve hangi peri neden bütün bu evdeki kişileri dondurdu?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli.